Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz Efendim gün ortası devam ediyor. Şu sıralar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. En hassas konudur. Ve bu konularda henüz daha bir mutabakat sağlamış değiliz. Ortak devriye nasıl olur? Ve o bölgelerde işte üs kurulacaksa nasıl olur? Askerler bu teknik konuyu görüşüyorlar. Diğer taraftan Amerika yeni tekliflerle biz zaten baştan arkadaşlarımız bu teklifleri kabul edemeyeceğimizi söylemişler ama kendi aramızdaki istişare ettikten sonra yine resmi olarak bildireceğimizi söylemişler. Önümüzdeki süreçte Amerika'nın yani bizi tatmin eden önerileriyle ya da bizim yaptığımız önerilere gelerek bir mutabakata varmak istiyoruz. Yani burada özellikle Münbiç'i niye söyledim? Yapılan önerilerde bunu görüyoruz. 2018 4 Haziran'ında Mike Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. Ve 90 günde yani en geç 90 gün içinde bu yol haritası tamamen uygulanacak, süreç tamamlanacak ve ondan sonra Fırat'ın doğusuna geçecektik. Münbiç modelini oraya taşıyacaktık. Fakat aradan 9 ay değil 1 sene geçti. 1 sene 1 ay geçti. Neredeyse 2 ay oluyor. Henüz daha Münbiç'te yol haritası uygulanmadı. Efendim oradan şimdi Türkiye'ye saldırı gelmiyor. Münbiç yol haritasının amacı o değildik. Münbiç yol haritasının amacı YPG PKK'nın tamamen Münbiç'ten çekilmesi ve buraları kim yönetecek, güvenlik birimlerinde kimler yer alacak, bu konuda Türkiye ile Amerika'nın birlikte çalışması ve burayı istikrara kavuşturulması. Buranın istikrara kavuşturulmasıydı. Esasen bu anlamda bu model yine bu güvenli bölgeye taşınabilir. Ama bir oyalama olmaması gerekiyor. Çünkü bizim sabrımız tükendi. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın harekatla ilgili talimatı vardı. Trump'ın ricası üzerine biz bu harekatı durdurduk. Ve son zamanlarda sınırımızın öbür tarafında PKK'lı, Türkiye'den giden PKK'lıların da olduğunu görüyoruz. Ve bu terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor. Amerikalılar da silah veriyor. O nedenle bize yönelik tehdit artıyor. Ve bu tehdit artınca, süreç uzayınca tabii ki harekat konusunda yine bir hazırlığımız oldu. Ve o zaman işte Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı yine Pompeo bizlerden rica ettiler. Ekiplerimizi gönderiyoruz. O zamana kadar harekatı başlatmayın. Ama bir an önce artık bu güvenli bölgeyle ilgili bir mutabakata varmamız lazım. Çünkü bizim sabrımız kalmadı. Ve o günlerde ve o görüşmenin olduğu gün CENTCOM'un gidip de o PKK'larla görüşmesi zaten Amerika'nın bu konuda yani bugüne kadar bu yaklaşımlarına biz de temkinli yaklaştık ve Münbiç'te de bunu gördük. Samimi davranmadığının bir göstergesi oluyor. Ve yine hemen bir gün sonra o bölgeden Türkiye'ye bir taciz atışının gelmesi. Allah'a şükür ölen bir vatandaşımız yok ama bir eve isabet etti. Biz bunları artık bu tür saldırıları tolere edemeyiz. Halkımız da bizden beklentileri var. O nedenle arzumuz bir an önce bu güvenli bölge konusunda bir mutabakata varıp uygulamaya geçmek. Aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Bu konuda da kararlıyız. Hakan Atilla konusu biliyorsunuz. Dün New York'tan Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz orada kendisiyle de görüşme yaptılar. Havaalanına kadar götürdüler, uçağa bindirdiler ve bugün de kendisi Türkiye'ye geldi. Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi. Fakat bunun için temiz davasından vazgeçmek istemedi. Temiz davasından vazgeçtiği anda da kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Yani burada bana göre doğrusunu yaptı. Ben biraz daha yatarım ama suçlu olduğumu kabul etmem. Yani kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyeceğini açıkça söyledi ki bunda da sonuna kadar haklıdır. Kendi kişisel tercihinin olmasının yanında. Ben de kendi düşüncemi burada söylüyorum. Doğru olanı yaptı ve gerçekten Hakan Atilla zor şartlarda bile her zaman doğruyu, doğru olanı savundu. Ülkesini savundu, hakkı, hukuku savundu. Kendisine hoş geldin diyoruz, kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz. Bu süreçte tabii ailesine de bir her türlü gereken desteği verdik. Gerek orada ziyaretlerinde olsun, Hakan Atilla'yı ziyaret etmek istedikleri zaman, gerekse burada.
ve tüm kurumlarımızda her zaman yanlarında olduk. Cumhurbaşkanımızın tabii ki başta liderliğinde. Kendisine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz ama bir an önce Halkbank davasının New York'ta ve OFAK'ta da artık kapanması gerekiyor. Son telefon görüşmemizde de Amerikan yönetiminin hangi Amerikan kanunlarına göre daha önce yazılı bir şekilde de Trump'a ve kendilerine verdiğimiz gibi hangi adımlar atabileceğini tekrar hatırlattık. Ve diğer taraftan geçmişte de Amerikan yönetiminin bu gibi konularda neler yaptığını da yine aynı şekilde o verdiğimiz kağıtta da zaten açıklıyordu, hatırlattık. Dolayısıyla Amerikan yönetiminden beklentimiz bu FETÖ motivli davaların ve sürecin artık kapanmasıdır. Teşekkür ediyorum. Hemos le expresamos al estimado canciller Cavusoglu también las condolencias de parte del gobierno de Nicaragua precisamente por el acto terrorista que en el cual perdió la vida un diplomático de Turquía en días pasados. Todo acto de terrorismo internacional es condenable por nosotros, lo hemos condenado a Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, y por supuesto condenamos también este hecho que es lamentable y que pone deja en luto a familia y con dolor a un país, digamos, al precisamente sufrir. Evet, değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları cevaplıyordu. Açıklamaları var. O açıklamalarında önemli başlıklar var. Onları biraz özetlemekte fayda var. Amerika heyeti Türkiye'de biliyorsunuz. Özellikle güvenli bölge noktasında görüşmeler yapılıyor ABD heyetiyle. O görüşmeler noktasına değindi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Münih'ten bahsetti. ABD'nin orada verdiği sözleri tutmadığını belirtti. Sabrımız tükendi dedi. Özellikle bu cümlesi önemli. Terör örgütleri kendini güçlendiriyor. Amerika da bir yandan o terör örgütlerine silah desteğini sürdürüyor dedi Çavuşoğlu. Güvenli bölgeyle ilgili artık bir sonuca ulaşmamız lazım ifadelerini kullandı ve Jeffrey Türkiye'deyken CENTCOM komutanının PKK'lılarla görüşmesi noktasına da değindi. Samimi olmadıklarını, PKK'ya açık destek verdiklerini de buradan görebiliyoruz ifadelerini kullandı ve son olarak en önemlisi eğer Amerika bir adım atmazsa bu noktada kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt